Merhaba değerli dostlar. Bugün böyle karşımda çok sevdiğim insanların var olduğunu hissediyorum. Ve aynı zamanda beni sevdiğini hissettiğim insanlar. Böyle insanlar, sevdiği insanla sohbet edersen nasıl bir rahatlık, keyif. Direkt o moddayım. Ve bugün şunu düşündüm. Ya ne anlatsam arkadaşlar çok keyif alır, mutlu olurlar. Ne anlatsam diye düşünürken şuna karar verdim. Parayı nasıl çekeriz? Bolluğu, bereketi nasıl artırabiliriz? Bugün bundan bahsedeceğim. Ve bu bahisten sonra ne istiyorsan, bolluk mu, bereket mi, para mı, aşk mı, kariyer mi, bırak gelebildiği kadar gelsin. Jenerik. Güzel dostlarım, gerçekten videoları yaptığınız yorumlar için çok teşekkür ederim. Minnettarım hepinize. Çok güzel yorumlar geliyor ve bazen diyorum ki Allah'ım bu ben miyim ya dediğim çok oluyor. Yalnız gerçekten çok nasıl diyeyim, keyifle, çok haz duyarak okuyorum yorumlarınızı. Instagram'dan, Facebook'tan, YouTube'dan gelen yorumlar, mesajlar. Tabii bazen eleştiriler de oluyor. Buna da sonsuz saygı duyuyorum. Tek isteğim şöyle arkadaşlar. Mesela bir konuyu ele alıyoruz. Bir konuyu ele aldığımızda o konuda sizin kafanızda bir soru işareti olabiliyor ya da direkt karşıda çıkabiliyorsun. Bence ona belki verecek bir cevabımız yok. Belki bir cevabımız var. Ya da yanlış biliyor da olabilir. Bunu bir soru şeklinde sorarsak eleştiriden ziyade daha faydalı, daha değerli olabilir. Yani bir de şöyle demiş. Mesela ben kuantum fiziğinden bahsediyorum. Bir arkadaş demiş ki mesela sen kimsin de fizikten bahsediyorsun? Ben kaldım. Şimdi mesela ben bazen din konuşuyorum, bazen siyaset konuşuyorum, bazen futbol konuşuyorum. Futbol konuşmak için futbolcu olmak zorunda mıyım? Siyaset konuşmak için milletvekili olmak zorunda mıyım? Yani bir insan sadece uzman olduğu konuda mı konuşur? Ve burada paylaşımı, yani donanımımızı, değerlerimizi, birikimlerimizi paylaşıyoruz. Bazen doğru olmayabilir, bazen doğru olabilir. Yalnız benim fark ettiğim şey şu oldu. Pek çok arkadaşımdan gelen yorum diyor ki, hocam ben terapiste gittim, psikoloğa gittim. Yalnız bu videolardan daha fazla istifade ettim diyenlerimiz oluyor. Ve gerçekten buna ben de inanıyorum arkadaşlar. Sıkıntısı olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınıza ya da ne bileyim ihtiyacı olan arkadaşlarınıza videoları çok rahat paylaşabilirsiniz. Ve pek çok insan hayatına, kalbine, ruhuna dokunacak diye düşünüyorum. Pek çok arkadaşım beni şu şekilde eleştiriyor. Ya hocam biz bunları parayla yaptığımız şeyleri neden videonun karşısında anlatıyorsun? Yani hatta birisi geçen geldi sitem etti. Ben bunları bilgiler almak için şu kadar para verdim, bu bilgileri aldım. Sen bedava paylaşmasın. Aslında zaten arkadaşlar zengin olmanın, paraya kavuşmanın yollarından birisi de bu. Vermek. Ben şimdi size birkaç tane madde sayacağım arkadaşlar. Bolluğu, bereketi kendinize çekmek için. Bunlardan birisi vermek. Verirsen alabilirsin. Hani dengeden bahsediyorduk ya, kuantum fiziğinde alma verme dengesi, etki tepki yasası. Ne kadar etki yaparsan o kadar tepki ver. Yani bu nefesimiz için bile geçerli değil mi? Nefes veriyorsun, nefes alıyorsun. Veriyorsun, alıyorsun. Vermeden nefes bile alamıyorsun. Dolayısıyla almak için arkadaşlar birinci kuralımız vermek. Mesela şimdi ne diyeceğim ben size? Paranın şifresinden bahsediyorum. Şimdi para nasıl çekilir? Hayatın şifresini buldum. Arkadaşlar ben size paranın ya da hayatın şifresini söyleyeyim mi? O da şu. Şifre mifre yok. Şifre mücadele etmek. Şifre aç olmak. Şifre ihtiyaç hissetmek. Şifre şükretmek. Şifre teşekkür etmek. Şifre sadeleşmek. Normal hayatımızın akışında olan şeyler. Mesela geçen bir yerde işte sihir diye koyduk ya. Başlığı için sihir diye koyduk ama oradaki sihir, sihirbazı anlatmıyoruz ki. Birisi demiş ki sihir yapan, sihirbazlık yapan dinden çıkmıştır. Bir şey demiş. Ya yerin çekim kuvveti var. Yerin çekim kuvveti var demek bu sihir değil ki. Bir kanundan bahsediyorsun orada. Ama biz bunu bilmediğimiz zaman, yani normal yaratıcının ya koyduğu bir kanunu bilmediğimiz zaman görünce şaşırabiliyoruz mesela. Ben ondan dolayı sihir ismini koyduk ama aslında o videonun içinde de aslında sihir diye bir şey yok arkadaşlar diyorum. Şimdi de paranın şifresi diye bir şey yok. Şimdi burada arkadaşlar birinci kuralımız şu oluyor. Neye ihtiyacım var? Ne kadar paraya ihtiyacım var? Tabi burada yine bilinçaltı da devrede. Bilinçaltında paraya bakış açısının neyse o şekilde gelecek. Eğer fakirlik duygun varsa fakir kalacaksın. Zenginlik duygusu varsa bilinçaltında zengin olacaksın. Bilinçaltında para pis bir şeyse, elin kiri ise olmayacak tabii ki sende. Sevimsiz bir şeyse para senin için olmayacak. Ya da zenginle şerefsizdir diyorsan sen de zengin olamayacaksın. Ya da şerefsiz olacaksın önce. Bilinçaltın inanç şeklinin nasılsa para da sana o şekilde gelecek. Birincisi arkadaşlar,
ve almak için önce vermeye alışkın olmamız lazım. Burada benim birinin tavsiyem şöyle arkadaşlar. Elinde ne var ve onu fark et. Ağzımızda 32 diş var. Birisi çıkmış, birisini işte çürümüş, dökülmüş. Ağzı bir dişini çektirmişsin, orada bir boşluk var. Dilimiz devamlı oraya gidiyor. Ama 31 tane var olan dişi umursamıyoruz ama bir tane olmayanı umursuyoruz. Ve bizler de ne yapıyoruz? Elimizde bir şeylerimiz var değil mi? Sağlığımız, ne bileyim paramız, evimiz, çocuğumuz, eşimiz, pek çok şeyimiz var. Biz o sırada var olanları değil, olmayana odaklandığımız zaman biliyorsun ki neye odaklanırsın o başına geleceği için. Olmayan odaklanınca bu defa daha fazla olmuyor, olmaya başlıyor. Elimizde ne varsa ona odaklanmak arkadaşlar etki tepki yasasına göre diyor ki mesela ne diyoruz? Şükür nimeti ziyadeleştirir. Yani şükür, şükretmek nimeti bereketlendirir. Kişisel gelişimde ne diyoruz buna? Minnettarlık. Bir şeye minnettar olursan, elinde var olan bir şeye minnettar olursan o daha fazla gelir. Olmayana odaklandığın zaman olmayan daha fazla büyümeye başlar. Hani bunun önce söylemiştik. Ya da başka diğer videolarda izlemiş olabilirsiniz. Var olana daha fazla verilecek, yok olanın elindeki de alınacak. Yani şükür var olana daha fazla verilecek, şükür olmayanın elindeki de alınacak. Zengin olmanın, parayı getirmenin, bolluk bereketi getirmenin birinci kuralı arkadaşlar var olana şükretmek. Sen var olana şükrettiğin zaman bu şekilde bir şükür enerjisi gönderiyorsun, bir etki gönderdin. Bu defa sana bir tepki gelmesi lazım. Çünkü sana bir nimet verilmişti, sen de onun bedelini ödedin, onun bedeli şükürdü, verdin, bu defa daha fazla gelecek. Sen bir daha şükrettin, bu defa yine daha fazla gelecek. İkinci konuda arkadaşlar, mesela bize bir fatura geliyor değil mi? Elektrik faturası geliyor, su faturası geliyor. Ne yapıyoruz? Ya bu ne kadar çok gelmiş ya. Elektrik faturası... Bir de kaçak maçağı da koymuşlar. Biz hemen şikayet tarafına bakıyoruz arkadaşlar. Şu an evine gelen elektrik faturasına bak. O elektrik faturası niye geliyor biliyor musun? Çünkü evinde elektrik var. Önce o fatura elimize geldiğinde iyi ki benim evimde elektrik var, iyi ki benim evimde su var, iyi ki benim evimde doğalgaz var şeklinde şükredebiliyorsak, teşekkür edebiliyorsak daha fazla gelmeye devam ediyor. Her elektrik faturasına kızdığında gelecek olacak olan şey şu. Fatura gelecek, biraz daha kabaracak. Her şikayetçi olduğun konu büyüyecek. Her şükrettiğin konu da büyüyecek. Dolayısıyla bize gerekli olan şey arkadaşlar ne kadar çok şükredebiliyoruz. Yani beni bir şükür listesi yapabiliriz. Nelere şükrediyorum listesi yapabiliriz ve onları sık sık hatırlayabiliriz. Çünkü ne kadar çok şükredersek o kadar çok büyüyecek. Diğer tarafı ne? Hani şunu çok duymuşsunuzdur arkadaşlar benden. İşte niye odaklanırsan o geliyor ya. Senin için ya da başkaları için neyi düşünürsen onu yaşıyorsun. Komşunun maddi tarafı büyük. Arabası güzel, evi lüks, kazancı iyi. Eğer onu kıskanıyorsan, onun için olumsuz bir şey düşünüyorsan, o düşündüğün olumsuz şey sana gelecek. Dolayısıyla hiç kimseyi, maddi açıdan hiç kimseyi kıskanmamak önemli. Var olana daha fazla versin. Çünkü bir insanda var olmasa sana bir zarar olmaz ki. Düşünsene mesela kardeşlerim var ve maddi durumları zayıf. O zaman sana gelip para isterler. Tuvalet ki onlarda da var olsun ki senden istemesinler. Onun için herkesin var olmasını isteyebilmek önemli. Çünkü başkaları için istediğin de sana gelecek. Diğer tarafı da sadelik. Sadeliği çok önemsiyorum. Yani bir şey arkadaşlar ne kadar ucuz olursa olsun gereksizse pahalıdır. Bir şey ne kadar ucuz olursa olsun gereksizse pahalıdır. Yani biz üniversitedeyken şöyleydi. Üniversitede birkaç arkadaşlar kalıyorduk. İşte bir buzdolabı. Buzdolabında işte kahvaltılık malzemeler var. Peynir, zeytin falan böyle. Ve bunlar da kurumuş olur tamam mı? Ya bir müddet kullanmıyorsun ya böyle kırmış falan. Ama sen de işte onu her gün sabah kahvaltıya getiriyorsun. Her gün sabah gelir sofraya. Hiç kimse bir çatal bile koymaz geri götürülür. Ama onlar dolapta durur. Ve ne yapıyor arkadaşlar? Dolap sade mi şimdi? Değil. Çirkin de gözüküyor değil mi? Ama bizim tabii tek derdimiz vardı. Şimdi onu yesek tabağı yıkaman lazım. Yani ama çirkin görünüyor değil mi? Fakirlerin ortak bir özelliği vardır arkadaşlar. Ortak çok özelliği olabilir de birisi şu. Evlerinde kullanmadıkları eski malzemeler vardır. Bir gün gerekir diye. Hani bir rızıktan bahsediyoruz. Herkesin bir rızkı var diyoruz ya. Evinin de bir enerji rızkı var. Bir miktar enerji gelecek oraya. Sen orada hiç kullanmadığın battaniye, hiç kullanmadığın kazak, hiç kullanmadığın çorap, hiç kullanmadığın sehpa, hiç kullanmadığın koltuk var ama kullanmıyorsun.
İşte orada bir enerji teşkil ediyor. Eğer o enerjiyi çıkartırsan yeni enerji gelecek. Kesin gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar cömert, ne kadar cömertsen o kadar çok gelecek sana. Ne kadar cimriysen o kadar çok gidecek. Hani bilirsiniz biz ne yapıyoruz? Kuyudan su çekiyoruz. Kuyudan su çekiyorsun, suyu kullanıyorsun, alttan bir daha su geliyor. Bir daha suyu kullanıyorsun, bir daha su geliyor. Kuyudaki suyu kullanmasın ne oluyor? Su kirleniyor. Değil mi? Bayatlıyor. Kullanmasın. Hatta su, kuyuya alttan gelen göz de kuruyor. Dolayısıyla kullandıkça daha fazla gelmeye devam ediyor su. Aynı şekilde hayat da öyle. Sen mesela bir bardak kırıldığında ne diyoruz? Aa para geliyor diyoruz değil mi? Nazar çıktı diyoruz, para geliyor diyoruz. Çünkü bardak kırıldı, o bir enerjiydi. Sen o kırıldığı için ne yapıyorsun? Süpürüyorsun, çöp atıyorsun, sonra çöpten dışarıya atıyorsun. Bir enerji çıktı, yeni bir enerji gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar sadeleşmemiz çok önemli. Hayattaki kullandığımız malzemeler, kullandığımız malzemeler olması lazım. Kullanmadığımız malzemeyi bence hediye edelim. Bence birilerine verelim. Çünkü verdikçe gelecek, verdikçe alacağız. Diğer taraftan arkadaşlar, parayı bize çekmenin diğer yollarından birisi de hiçbir şeyi yargılamamak. Hiçbir şeyi, her şey olduğu gibi kabul etmek. İnsanları ya da olayları, hiçbir şeyi yargılamamak. Mesela Elvis Presley'i biliyor musunuz? Elvis Presley'in babası 1938'de 8 dolar borcu olduğu için tutuklanıyor. 1946 yılında da annesinin doğum günü hediyesi için bisiklet istiyor. Annesinin birkaç doları eksik olduğu için annesi ona bisiklet değil de gitar alıyor. Ve Elvis Presley efsanesi olmayan birkaç dolardan dolayı başlıyor. Bazen bir şey olmadığı için çok büyürsün. Dolayısıyla her şey arkadaşlar hayatta olması gerektiği gibi için olduğu için lütfen hiçbir şey yargılamayalım. Çünkü her şey olması gerektiği için oluyor. Yoksa peygamberler hiç acı çekmezlerdi. Yoksa büyük Nietzsche'ler, öyle değil mi? Edison'lar, Einstein'lar hiç acı çekmezlerdi. Her şey olması gerektiği için oluyor. Onlar öyle olduğu için Edison'lar, Mevlana'lar, Yunus Emre'ler, Yavuz'lar çıkmış oluyor. Bir şey kötü olduğunda yargılamazsak ya da iyi olduğunu, ya çünkü biz kötü ya da iyi bilmiyoruz ki. Elvis Presley'in annesinin birkaç dolar fazla parası olsaydı, bisiklet alsaydı belki bu efsane olmayacaktı. Neyin doğru olduğunu biz şu anda bilemiyoruz. Kaliteli insanlar arkadaşlar hiçbir şeyi yargılamaz. Eğer güzel dostum hiçbir şey yargılamama konusunda kendine söz verebilirsin ve bunu becerirsin, işte hayat çok değişecek o zaman. Hiçbir şeyi yargılama. Çay neden döküldü deme. Bu insan bana niye böyle konuştu deme. Her şey olması gerektiği için oluyor. Ve hani dedim ya şifre falan yok diye. Şimdi mesela sen bir paraya kavuşmak istiyorsun. Bir bolluk berekete kavuşmak istiyorsun. Ve bana diyorsun ki hocam, bir de şunu da diyeyim, aklıma geldi şimdi. Hayalleri gerçeğe dönüştüren adam var ya, geçen yorumlardan birisi demiş ki egoya bak demiş. Hayalleri gerçeğe dönüştüren adam. Evet ya, çok egolu değil mi? Hayalleri gerçeğe dönüştüren adam. Arkadaşlar ben bu hayalleri gerçeğe dönüştüren adamı da kısaca açıklayayım. Ben kimsenin hayalini gerçekleştiriyorum diye bu cümleyi söze almadım. Ben şunu fark ettiğim için bu sıfatı aldım kendime. Allah bir şeyi verecekse onu hayal ettiriyor. Bir daha söylüyorum. Allah bir şeyi verecekse onu hayal ettiriyor. Arkadaşlar benim anlatımı biraz yanlış anlıyorlar sanırım. Sanki bir şeyi düşünüyorsun, bir şey hayal ediyorsun, sana geliyor. Bunu demiyorum. Tam tersine diyorum. Bir şey sana verilecekse Allah onu hayal ettiriyor. Vermek istemeseydi istemeyi vermezdi var ya. Ona hayal ettirdiğine göre demek ki Allah verecek. Ondan dolayı ben bu sıfat aldım. Yoksa benimle ne alakası var? Bir de demiş egolu, kibirli. Mümkün değil. Şimdi neyse. Neyi diyordum? Bir arkadaşım parayı, yani bana geliyor ya hocam diye, hayalimi gerçeğe dönüştür. Evet, ne hayalim diyorum. İşte şu kadar para kazanmak, kariyer sahibi olmak. Ve sorun da şöyle, neden bu parayı kazanacaksın? Yani ihtiyacın sebebi ne? Neden onu elde etmen lazım? İşte ayda 100 bin kazanman lazım. Neden ayda 100 bin kazanman lazım? Bu nedeni belirlememiz lazım arkadaşlar. Birinci kural bu, neden? Şu an ne kazanmak istiyorsan lütfen eline kağıt kalem al ve de ki ben ayda 100 bin kazanacağım. Neden 100 bin kazanacağım? Eğer ihtiyaçların gerçek ihtiyaçlarsa işte o zaman çok hızlı şekilde geliyor. Ve arkadaşlar emin olun, yazılan şeylerin gerçekleşmesi gibi bir marifeti var. Bir şey yazarsan gerçekleşiyor. Onun için lütfen yaz. Neden çok kazanmalısın? Neden para gelmeli?
O nedenleri yazdığınız zaman bilinçaltının hangi hareketi geçirdiğini bilmiyoruz. Hangi sebep hareketi geçirdiğini bilmiyoruz. Lütfen yazabildiğin kadar yaz. Sınırsızca yaz. Ve buradaki espri şu. O nedenleri oluşturduğun zaman işte o sırada ne kadar çok ihtiyacın var onu fark etmiş olursun. Birisi geliyor bana diyor ki hocam ben sigarayı bırakabilir miyim? Bırakabilirsin ama neden bırakacaksın? Bilmem işte pis kokuyor. İşte bilmem işte pis kokuyor diyorsan sigarayı bırakamazsın. Gerçek bir sebebin nedenin olması lazım. Neden sigarayı bırakman lazım? İşte sigara içersen ölüyorum. Yani geçerli ve gerçek bir sebebin varsa o zaman bırakıyorsun. Arkadaşlar acı yoksa değişim yok. Bak sigara sana kullanın için acı verecek. Bir. İki, sigarayı bırakırken de acı duyacaksın. Acı yoksa değişim yok. Sistem bunun üzerine kurulmuş. Ve yani acıdım ben çok dem vuruyorum ama burada belki rahatsız oluyor olabilirsiniz. Yaratıcı böyle yaratmış. Biz doğduk, bebek olduğumuzda nefes aldık, oksijen geldi, ciğerlerimiz yaktı. Acıyla hayata başladık. Ve ne kadar çok bedel ödüyorsak o kadar çok büyüme gerçekleşiyor. Rocky biliyorsunuz. Rocky arkadaşlar Sınırsız Güç kitabı, o Anthony Robbins Rocky ile röportaj yapıyor. Rocky arkadaşlar 5 dolar araba temizliyor ve araba temizleyerek yaşıyor. Bir barakada evli bir köpeği var ve öyle yaşıyor. Anthony Robbins de onunla röportaj yapıyor. O da o sırada arkadaşlar kayınbiraderi geliyor Rocky'nin. Diyor ki ben sana diyor 50 dolara bir iş buldum. Rocky bunu kabul etmiyor işi. Diyor ki neden kabul etmedin diyor Anthony Robbins. O da diyor ki ya kabul etseydim iş acım dinerdi. Acım dinerse diyor hayalime kavuşamazdım. Neydi ki diyor hayalim? Diyor ki hayalim dünya çapında aktör olmaktı. Ne yapıyordum bunun için diyor. Bunun için diyor bir senaryo yazmıştım. Ve bu senaryoyu diyor işte film şirketlerine götürüyordum. Film şirketleri hep senaryoyu beğeniyorlardı ama diyorlardı seni oynatmayız diyorlardı. Ben de diyor onlara vermiyordum. Çünkü beni oynatmayacaklar. Ben o zaman hayalime kavuşamam. Benim hayalim dünya çapında aktör olmak. Ve arkadaşlar Rocky elindeki köpeği parasından dolayı satmak zorunda kalıyor. Ve bir film şirketi diyor ki seni oynatmayız ama bu senaryoya 300 bin dolar veririz diyor. Rocky kabul etmiyor. Aynı film şirketi bir müddet sonra tamam diyor seni oynatırız ama diyor 30 bin dolar veririz diyor senaryoya. Hemen kabul ediyor. Yalnız buradaki önemli olan taraf şurası arkadaşlar. Baştaki cümle çok önemli. Diyor ki kayınbiraderim 50 dolarlık bir iş getirdi kabul etmem. Neden kabul etmem? Çünkü diyor kabul etseydim acım dinerdi. Acım dinerse hayalime kavuşamazdım. Çok güzel bir hayat dersi bu. Neden o paraya kavuşacaksın? Sana nasıl bir acı veriyor bu? O paraya kavuşamamak, o bolluğa berekete kavuşamamak sana nasıl bir acı veriyor? Bunların nedeni belirlemen lazım. Ve ne kadar şiddetliyse o ihtiyaç, onun gerçekleşmesi o kadar kolay. Nedenin ve sebebin çok net oluşması lazım. Şimdi adam birisinin arkadaşlar iflas ediyor. Adam birisi bu yaşanmış bir olay. Ve 30 bin lira borcu var. Tabi alacaklar geliyor gidiyor. Bu adam diyor para yok iflas ettik. Sonra bir gün adamın penceresinden bir taş geliyor. Ve taş bir kağıda sarılı ve üstünde şu yazıyor. Diyor ki ya paramızı getir ya da baban ölecek. Adamın babasını kaçırmışlar. Şimdi adam 30 bini bulmak zorunda. Çünkü niye baba ölecek? Adam eskiden zengin iflas etmiş ya zengin bir dostunun yanına varıyor. Ve diyor ki bana diyor 30 bin lira para ver. Dostu diyor ki şu an diyor muhasebemiz borç vermeye müsait değil. O da çıkartıyor silahı. Diyor ki senden diyor borç falan isteyen yok. Bana 30 bin lira ver. Yoksa diyor babam ve sen öleceksin. Ne 30 bin lirayı alıyor. Gidiyor borcunu ödüyor. Babasını da kurtarıyor. Peki bir hafta iki hafta öncesinde de 30 bin lira isteniyordu. Verilmiyordu. Adam şimdi 30 bin neden buldu? Çünkü neden değişti? Sebebi değişti. Nedenin ne kadar geçerliyse ona ulaşmamız o kadar kolay arkadaşlar. Şimdi toparlayayım. Bir, vermeye alışmamız lazım. Verin arkadaşlar. 5 lira, 10 lira, 20 lira herkese verin. Bahşiş verin, teşekkür verin, minnet verin, tebessüm verin ama hep verin. Çünkü verdikçe alacaksın. Vermeye alıştırmamız lazım arkadaşlar. Kendim. Çünkü verdikçe gelecek. İkincisi, lütfen sadeleşelim. Bize gerekli olmayan bir şeyi bir gün sakla zamanı gelir zamanı demeyelim. Bir gün gerekli orada kullanılır. Sadeleştirebildiğiniz kadar sadeleşin arkadaşlar. Çünkü ne kadar sadeleşirsen o kadar çok gelecek. Üçüncüsü hep şükrediyoruz. Her şeye şükrediyoruz. Çünkü şükür nimeti bereketlendirir.
minnettar oluyoruz elimizdeki var olanları. Yok olanları düşünmüyoruz, var olanları. Dördüncüsü, hiçbir şeyi yargılamıyoruz. Elvis Presley'in efsanesi biliyorsunuz olmayan birkaç dolardan dolayı başladı. Onun için her şeyi olduğu gibi kabul ediyoruz. Ve en önemlisi, nedenlerimizi yazıyoruz. Neden ben bu parayı kazanmalıyım? Neden bu bolluk berekete ulaşmalıyım? Nedenlerimizi yazıyoruz. Eğer bana bir insan gelip dese ki ne yaparsam öyle bir şey söyle ki ve ben çok zengin olayım dese bana, diyeceğim tek şey şu olur: teşekkür et. Karşına çıkan herkesi ve her şeye teşekkür et. O zaman fazlasıyla ve çok fazlasıyla gelecek. Ve arkadaşlar, ne yapıyoruz? Şükrediyoruz, sadeleşiyoruz, hiçbir şeyi yargılamıyoruz. Gelen faturalara kızmıyoruz, o faturalar niye geldi? İyi ki elektriğim var, iyi ki suyum var diye teşekkür ediyoruz. Ve daima sevgiyle kalıyoruz. Hatta aşk ile, hatta tutku ile, hatta daima tebessümle kalın. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.